Sünni siyaset anlayışının oluşum süreci ve konuyla ilgili deliller inceleninde şu önemli noktalar dikkat çekicidir. Dendi birinci ve ikinci maddesi okunmuştu geçen hafta. Bu hafta bu normalde oluşum süreciyle alakalı tespit edilmiş olan delillerin üçüncüsünü okuyacağız bu hafta. Ehli sünnetin siyasal düşüncesinin oluşumunda adaletin temini ve zulmün ortadan kaldırılmasından ziyade güç, iktidar ve güvenlik merkezi bir rol oynanmıştır. Bu sebeple zalim ve fasık da olsa iktidara itaat telkin edilmiş, isyan yasaklanmıştır. Bunda eşarilerin payı <laughs> <laughs> büyüktür. Evet. Ben geçen haftadan alaraktan devam edeceğim. Malum ben geçen hafta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Medine dönemi 10 yıl işte yine 30 e, yılda Hülefai Raşid'in zamanını aldığımızda 40 yıllık bir İslam devleti söz konusu. Eğer normalde bu 40 yıllık süreci kendimize ölçü alırsak, 40 yıllık süreci kendimize ölçü alırsak, o zaman Hulefay Raşidinden sonra oluşan devlet sistemi ne kadar İslam'a uydu? Ne kadar İslam'a uymadı? Neresi uygundu? Neresi uygun değildi? Bu farklı bir alan olur. Normalde eğer ki Emevilerin kurmuş olduğu sistemi İslam görürsek, Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasilerden sonra Selçuklular, Selçuklulardan sonra Osmanlılar. Osmanlılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti. Eğer normalde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber Osmanlı topraklarında irili ufaklı bir sürü devlet ve devletçik. Bunları normalde hepsinde biz İslami görürsek bu benim kendi tırnak içerisinde anlayışım. Bizim ayağımız yere basmaz. O yüzden evet ehli sünnet düşüncesinde hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var itaat edilmesiyle alakalı ve bu itaat noktasında eğer ki gerçekten eksiklikler, noksanlıklar var ise bakın eksiklikler ve noksanlıklar var ise bu itaata tabi olunması ile alakalı emirler var. Şimdi bunlardan kısa kısa örnekler. Hazreti Enes radıyallahu an hazretler anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki dinleyin ve itaat edin. Hatta üstünüze başı kuru üzüm danesi gibi siyah habeşli bir köle tayin edilmiş olsa aranızda Kitabullah'ı tatbik ettikçe itaatten ayrılmayın Buhari. Şimdi dinleyin ve itaat edin. Burada dinleyin ve itaat edin. O di, kimi dinleyip itaat edeceğiz? aramızda Kitabullah'ı tatbik ettiği müddetçe, yani Habeşli dedi, Habeşliler Sudanlılar. O normalde Sudan'ın aşağı kısmı, Afrika'ya doğru yani Ekvator'a doğru gittiğinizde onların renkleri daha e, esmer, daha siyah. Eğer diyor böyle bir üstünüze başı kuru üzüm tanesi gibi siyah Habeşli bir köle tayin edilse dahi. Yani başınıza bir tane komutan tayin edildi. Başınıza bir tane vali tayin edildi. Başınıza bir tane umera, herhangi bir yönetici tayin edildi. O tayin edilen kimse aranızda kitabullahı tatbik ettiği müddetçe ona itaat edilir. Çünkü her derslerde böyle din, siyaset, devlet ilişkileri konuşulunca derim ya, yani İtaat maruftadır, itaat maruftadır, itaat maruftadır. Yani iyiliktedir. Bir kimse bize iyiliği emrettiği müddetçe, bir kimse bize kitabullahı emrettiği müddetçe ve kitabullah'tan bize bir şeyler söylediği müddetçe biz ona itaat ederiz. İtaat etmekle mükellefiz. Bu itaatten zerrece ayrılamayız. Ayrılırsak cahiliye ölümü gibidir diyor. Şimdi devam ediyoruz. Yine Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki burası çok önemli çünkü sufileri de ilgilendiriyor itaatle alakalı hadiseler. Bakın itaatle alakalı hadiseler sufileri de ilgilendirir. Yani başına bir kimsenin bir zakir atandı. Zakir tayin edildi. Bir şeyden sorumlu tayin edildi. Sufiler Sufi geleneği, kültürü, Sufi e, adabı, erkanı ona itaat etmeyi emreder. Kim Zakir tayin edildiyse edildi. Senin başına birisi Zakir tayin edilmiş, sen ona itaat edersin. Ve senin başına bir kimse yönetici tayin edilmiş, sen ona itaat edersin. Sufilikte de bu olmazsa olmazdır. Hazreti Peygamber söylüyor. Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Burası çok önemli. Kim bana itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Sebep, çünkü o heva ve hevesinden hiç konuşmaz. Sebep, o çünkü Allah'ın indirdiği ile hükmeder. Bunların hepsi de ayet-i kerime. Sebep, o Allah'ın emrinin haricinde bir şey söylemez. Yani siz bu son dönem oluşan Hazreti Peygamber de günah işlemiştir. O da günah kebar işlemiştir. Hazreti Peygamber de günaha açıktı. Hazreti Peygamber de şeytana uydu. Haşa. Bu sözlere kulak vermeyin. Bunlar küfür sözler. Bunlar ümmetin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bakışını zedeleyecek olan sözler. Küfür sözler bunlar. Bakın küfür sözler. Bakın kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmiş ise mutlaka Allah'a isyan etmiştir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bir sünneti var, bir hadisi var. Ona isyan etti, onu inkar etti. Bakın yapamamak ayrı bir şeydir bir şeyi yapamayabilir insan veya hatta günah işleyebilir. Ama isyan etmek, ona karşı çıkmak, bu doğru değil demek, bu yanlış demek, o kimseyi küfre götürür. Çünkü kim bana isyan etmiş ise Allah'a isyan etmiştir. Devam ediyoruz. Kim emire itaat ederse. Kim emire itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse mutlaka bana isyan etmiş olur. Buhari, Müslim, Nesai. Yani demek ki normalde kim Hazreti Peygambere itaat ettiyse Allah'a itaat etti. Kim de emire itaat ederse Resulullah'a itaat etmiş oldu bakın Resulullah'a itaat etmiş oldu. O zaman kim emre isyan ederse o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine isyan etti, dolayısıyla Allah'a isyan etmiş oldu. Ama bu itaatler Kur'an sünnet dairesindedir. Kur'an ve sünnetin dışında değildir. Şimdi yine ayeti kerimede Nisa ayet 80 kim Resul'a itaat ederse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Nisa ayet 80. Demek ki bu ayet-i kerime ile de desteklenmiş. Ayet-i kerimenin emri. Kim Allah'ın Resulüne itaat etti, Allah'a itaat etti. Kim bir emire itaat etti, o da Resulullah'a itaat etti. Kim bir emire karşı çıktı, Resulullah'a karşı çıkmış oldu. Resulullah'a karşı çıkan da ne oldu? Allah'a karşı çıkmış oldu. Şimdi bu böyle normalde bu tip o kadar çok hadis-i şerifler var ki itaatle alakalı, emre itaatle alakalı. Ben burada onların hepsini de almadım. Ben böyle hızlı hızlı okuyayım hem de zaman geçirmemiş olayım. Yine İbn Ömer naklediyor bunu. Müslüman kişiye hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Müslüman itaat edecek. Hoşuna gitmeyebilir bu. Bakın bu Kur'an ve sünnetin dışında bir şey değil. Ama bu senin hoşuna gitmeyebilir. Halit bin Velit'in Halit bin Velit Hazretleri'nin savaşta iken ordu komutanlığından azledilmesi gibi. Savaşta ordu komutanlığından azledildi. Hemen itaat etti. Ve bir yeni bir ordu komutanı tayin edildi. Hemen itaat etti. Hatta dediler ki Hazreti Ömer Efendimizin ilk icraatıdır. Halife olur olmaz. Ordu İran seferinde. İlk işi Hazreti Ömer Efendimiz'in. Halid bin Velid'in ordu komutanlığından azleder. Hani ben net olmamakla bunu söylüyorum. Sare var ya ordu komutanı olarak on tane der bağırır ya kürsüden ya Sare Cebele diye. İran seferinde. Şimdi ne yapar? İtaat eder. Bakın zararınıza da diyor olsa itaat edin. Zarar görebilirsin. Hoşuna gitmeyebilir senin. Nefsin ağır gelebilir. Sen bunu bırak buna başla. Çekil kenara düş öne. Neyse. Senin bu noktada sufiler bunlara dikkat ederler çok. Bakın sufilere de kaynaktır bundan. Sufiler bunlara çok dikkat ederler zarar görebilirsin. Hoşuna gitmeyebilir. Devam ediyoruz yalnız. Ancak bakın ancak masiyet yani Allah'a isyan emredilmişse o hariç eğer masiyet emredilmişse dinlemek de yok, itaat de yok. Eğer o normalde dinleyeceğimiz ve itaat edeceğimiz kimi dinleriz? Alimleri, ulemayı dinleriz. Kime itaat ederiz? Ulul emre, yöneticilere. Kimi dinleriz? Alimleri, ulema. Kime itaat edilir? Ümera. Yani yöneticiler bize masiyet yani Allah'a isyan yani haram telkin ederlerse dinlemeyiz. Bize haram emrederlerse itaat etmeyiz. Bakın haram bize telkin ederlerse dinlemeyiz. Bize harama itaat etmemizi isterlerse itaat etmeyiz. Çünkü hadis-i şerifin devamında diyor ki masiyet yani Allah'a isyan emredilmişse o hariç eğer masiyet emredilmemişse dinle, emredilmişse dinlemek de yok itaat de yok. Ulemaya da emre de dinlemek de yok itaat de yok. Ulema kalktı mümin müminden faiz alabilir dedi. Örneğin dinleme kardeşim. Dinleme. Neden ayet açık? Neden hadisler açık? Neden imamların iştahatları açık? Dinleme. Bakın açık. Ya yeni iştahat yapıyoruz. Canım kardeşim ayetle sabit, hadisle sabit. Dört imamın değil, 114 imamın iştahatıyla sabit. Fazlalık olan her şey faizdir. Hadisle sabit. Siz bunu değiştiremezsiniz. Kapitalist sistemde yaşayan Müslümanların vurulduğu yerler. Kapitalist sisteme, sisteme Müslümanları peşkeş çekmesin hiç kimse. Müslümanları kapitalist sisteme peşkeş çekiyorlar. faiz alıştırıyorlar. O zaman çıkacaklar diyecekler ki Darül Harp'te müminin harbinden faiz alması, vermesi caizdir diyecekler. Bunu söyleyecekler. Bunun fetvası var mı? Evet. İmam-ı Azam Hazreti Mekkul hadisinden bu fetvayı vermiş mi? Evet. İmam Muhammed bu fetvayı vermiş mi? Evet. İmam Yusuf bu fetvayı vermiş mi? Evet. Harbinizden alıp verebilirsiniz diyor. Eyvallah. Ey bükmek yok. Allah muhafaza eylesin. Yine böyle hemen hadis-i şerifleri hızla okuyorum. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Allah'a itaat etmeyene itaat yoktur. Hadis-i şerif bunlar. Allah'a isyan edene itaat yoktur. Allah'a isyan edene itaat yoktur. Bu koca, bu oğul, bu devlet, bu işte bir yönetici kim olursa olsun Allah'a isyan varsa itaat yok. Seni isyana götürüyor, itaat yok. Seni harama götürüyor, itaat yok seni yanlışa götürüyor. İtaat yok. Hadi açık. O yüzden eğer bakın bütün ulemanın ittifak ettiği bir şey var. Hani burada yukarıda soru soran kimse soru soran diyor ya zulmün ortadan kaldırılmasından ziyade güç iktidar güvenlik merkezi bir rol oynamıştır. Bu sebeple zalim ve fasık da olsa iktidara itaat telkin edilmiş, isyan yasaklanmıştır diyor. Bu doğru değil. Ulema küfre düşen ulul emri, ulema küfrü sabitlenmiş olan imama bütün Müslümanları isyan etmenin vacip olduğunda icma etmiştir. Yani bir ulul emir, bir devlet başkanı, bir emir küfrü sabit ise bakın küfrü sabit ise bütün Müslümanların ona isyan etmesi vaciptir. Şimdi İbn Hacer Şafidir kendisi meşhur Buhari'nin tercümesini yapmış kimsedir hatta Gazali'nin İhyasını da tercüme etmiştir İbn Hacer. Enteresan bir alimdir. İbn Hacer şöyle der. İsyana gücü yetene sevaf vardır. Müdahane eden yani ona böyle isyan edemeyip böyle işte ee, orada mücadele edecek ama böyle tam böyle şey değil. Sağlam bir şekilde değil. O diyor günahkar olur. Yani ona kanışmayan, ona sessiz kalan ama böyle ona sessiz kalıp orada yaşamaya devam etmeye çalışan, bununla alakalı, alakalı mücadele etmeyen o kimse diyor günahkar olur. Aciz kalana. Aciz. Hiçbir şey yapamıyor. Oradan hicret gerekir diyor. Eğer Ulul Emir küfre düştüyse. İtaat etmemekle alakalı, bakın, itaat etmemekle alakalı yine <laughs> bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'yi fethettiği zaman Cezime oğullarıyla savaşmak üzere Halit'i gönderdi. Halit okudukları ezanı duyduğu ve silahı bıraktıkları halde üzerlerine saldırdı. Askerlere onları esir etmelerini emretti. Sonra herkesin elindeki esiri öldürmesini emretti. Süleyme mensup askerler ellerindeki esirleri öldürdüler. Muhacirler ve ensar ise öldürmediler. Bu durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ulaştığında üç defa Allah'ım haletin yaptığının kötü bir davranış olduğunu belirtti. Daha sonra Hz. Ali'yi göndererek Halit'in küçük büyük onlara ne zarar vermişse diyet ve tazminatlarını onlara ulaştırdı. Yani Halit Halit Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tam anlamadan orada insanları kılıçtan geçirdi. İnsanları kılıçtan geçirince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yanlışı Yanlış yaptı ya, yanlışı diyet ödeyerekten düzeltti. Ha o zaman bu, buradan ne çıkıyor? Yanlışta itaat yok. Yanlışa itaat edilmez. Allah muhafaza eylesin. Yine o hadisede ensar, ya, muhacirlerin bir kısmıyla ensar, esirleri öldürmediler. Onları öldürmeyenleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri menetti. Ee, sevindi öldürmedi diye. Hatta buradan şu çıkıyor. Demek ki itaat Kur'an ve sünnette eğer imam yanlış bir şey söylerse, yanlışa sürüklerse ona itaat edilmez. Yine meşhur ya şey Olay hep ben anlatırım ya, hani bir seriye gönderdi, seriyenin başındaki komutan askerlerle arasında anlaşmazlık çıktı. Askerler odun toplayın dedi, topladılar. Çalı toplayın dedi, topladılar. Ondan sonra yakın dedi, yaktılar. Ondan sonra atın kendinizi içine dedi. Atmadılar. Sahabe kendini atmadı ateşin içine. Geldiler bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne naklettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz'in tespiti muhteşem. Eğer ateşe kendinizi atmış olsaydınız ebediyen ateşte kalacaksınız, kalacaktınız. O zaman da söyledi. İtaat maruftadır diye. Ve bu noktada Müslümanlar hani burada soruda bahsettikleri gibi zalim ve fasık da olsa ita e iktidara itaat telkin edilmiş İsyan yasaklanmıştır sözü, doğru değil. Müslümanlar bu konuda hata yapmış olabilirler. Müslümanlar bu noktada güç yetirememiş olabilirler, acziyet göstermiş olabilirler. Dünyaya heva heveslerine kapılmış olabilirler. Ama Müslümanların eksikliği, dinin eksikliği değildir. Ben burada... Bu noktada hadis-i şerifleri ve ayet-i kerimeleri okuyorum. Ve ümmetin ulemasının ittifak ettiği ölçüleri kendime ölçü alıyorum. Bu soru soran kardeş bana dedi ki hangi eserden cevapları verirken faydalanıyorsun diye sordu bana. Benim bir eser faydalandığım bir eser yok. Ben konuyla alakalı işte e, hıfsımda olan Hadis-i şerifler, hıfsımda olan ayet-i kerimelerle yürüyorum. Direkt şu kaynaktan diye bir şey <laughs> kaynağa bağlı kalmıyorum. Çünkü bu konuda yazılan kaynağın hangi zamanda yazıldığı, hangi dönemde yazıldığı, kimin döneminde yazıldığı bunlar önemli şeyler çünkü. Yani tabiri caizse kimin borazanını öttürüyor. Bunlar önemli. O yüzden ben direkt ayet ve hadislerden alıntı yaparaktan bu sohbeti hazırlıyorum. Direkt imamların iştahatlarına bakıyorum. Bu konuda imamların iştahatı varsa oradan e, faydalanmaya çalışıyorum. Dördüncü madde. Siyasetin dini ve kelami açıdan temellendirilmesi ilk defa fiziki güç kullanarak iktidarı ele geçiren Emevilerin iktidarlarını ve siyasi uygulamalarını Allah'ın iradesi, takdiri, Kaza ve kaderiyle ilişkilendirmeleriyle başlamıştır. Bunu normalde e, kısmen e, bunu kabul edebilir miyiz? Evet. Ama ben Hulefey Raşidinden sonraki emevilerin kurmuş olduğu düzeni ve sistemi İslami görenlerden değilim. Ama emeviler iktidarı güç kullanarak tam mı ele geçirdiler? Evet. Çünkü malum sıffin vakası Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleriyle ile Muaviye arasında ondan önce Hazreti Osman zamanında kıpırdanmalar Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesiyle Muaviye'nin Hazreti Osman'ın şehit edildiğinin bahane ederekten yönetimi ele geçirmeye çalışması. İşte o bunu bahane ederekten Hz. Ali Efendimiz'e karşı savaş açması ve bu noktada İslam'ın kendi içerisindeki nümayişler olması, sıkıntılar olması ve normalde tabi onun şeyin e, Muaviye'nin bu noktada devleti kurması Dimeşk. Yani bugünkü Şam'da <laughs> Şam'da alternatif bir devlet kurması. Medine-i Münevvere'de bir devlet var. Medine-i Münevvere'de bir devlet var ama Şam'da alternatif bir devlet kurması Dimeş'te. Ve bu e, alternatif devletin işte Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine mevcut mevcut devlete, mevcut hükümete savaş açması. Bakın dikkat edin. Mevcut devlete mevcut e, bir başkana, yani e, halifeye savaş açması. Ve bu savaşın neticesi yok, galibi yok. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bu noktada halife ama Muaviye de kendine orada halife dedirttirmiyor. Ama o da kendisine devlet başkanı dedirttiriyor. Etrafındaki yalaklar, salaklar, onlar da halife diyenler de var etrafında onun. Yani Emevi devletinin kuruluş aşaması bu. Normalde tabi bunun geldisi nereden? Bunun geldisi normalde Ümeyye oğulları. Ümeyye oğulları nereden? Mekke'den. Mekke nereden? Mekke'nin en önemli müşrik ailelerinden birisi Ümeyye oğulları. <laughs> Mekke devletinin tabiri caizse en önemli ailesi, sülalesi. Kureyşlilere akraba bunlar. Yani Ümeyye oğulları de akraba. Ama Ümeyye oğulları Ümera kısmından yani yönetici kısmından devlette görev almışlar. Devlette görev almayı çok seviyorlar. Devletçiliği çok çok iyi biliyorlar. Devletçiliği de çok iyi biliyorlar. Tabiri caizse Muaviye babası ve babasının babası sülale komple Devlet işleyişini ve devletçiliği iyi bilen bir aile. Yazışmaları, devlet protokollerinin bir devletin nasıl olmasını gerektiğiyle alakalı çok iyi bir donanıma sahipler. Kureyşliler ise pff, enteresan sülalelerin karakteristik özellikleri bunlar. Kureyşliler ise gelen hacılara hizmet eden bir sülale. Kureyş sülalesi İbrahim'i. İbrahim'i olduğu için hizmet üzerinde büyümüşler, yürümüşler. İbrahim'den itibaren İsmail'le beraber hep hizmet etmişler gelen hacılara. Onlar sülale olarak Beytullah'a ve Beytullah'a gelen hacılara hizmet eden bir aile sülale. Ama Ümeyye oğulları devlet idare eden, devlet kuran, devletçi, devlet mantığı önde olan bir aile. Öyle olunca birisi hizmette, birisi yönetmekte. Ve o yönetmekte olan hırslı. Devamlı yönetmek istiyor, devamlı yönetici olmak istiyor. Ve bu hırsıyla Dimeş'te, yani çünkü eski dilde bugün Şam dediğiniz yerin adı Dimeş. Şam bir coğrafi bölge. Ankara'ya kadar için alıyor o coğrafi bölge. Anadolu'da Ankara'ya kadar için alıyor Şam bölgesi. Şimdi normalde o Hulafi Raşid'in döneminde bunlar çok öne çıkamıyorlar. Hz. Osman Efendimiz de Muaviye'nin akrabası. Ama Muaviye aynı zamanda böyle hmm, okur yazar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin katibi. devlet literatürünü iyi bilen bir kimse. Bildiğiniz katip, devlette katip, hani baş katip gibi öyle söyleyelim. Bir yere mektup yazılacak, muaviye yazılıyor, belagatı güzel. Antlaşma metni hazırlayacak, muaviye hazırlıyor, bu konuda uzman alanı o. Aynı şekilde Hazreti Ömer Efendimiz de aynı. Hazreti Ömer Efendimiz de Mekke Müşrik Devleti'nde Bugünkü Dışişleri Bakanı gibi. Öyle söyleyeyim. İslam olmazdan önce. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz sahabenin içerisinde devletçi Şahin'dir. Dört halifenin içerisinde en Şahin odur. Devleti düşünür. Öyledir. Neden? O devletten gelme çünkü. Velhasıl kelam Muaviye orada normalde buna başlar. Muaviye sonunda yani aslında seçimle gelmiş bir devlet başkanı değildir. Kılıç zoruyla gelmiş bir devlet başkanıdır Muaviye. Ve İslam dünyası Muaviye'nin devlet başkanını kabul etmez. Ne zamana kadar? Hazreti Hasan Efendimizin halifelikten feragat edip devlet işlerinde Muaviye'ye tabi oluyoruz deyinceye kadar. Muaviye'nin devlet başkanı o zaman başlar. Ve hiçbir zaman Muaviye'nin kurmuş olduğu devleti ehli sünnet büyük bir çoğunluğu olarak İslam devleti olarak görmez. Ben hiç görmem. Ben hiç görmem. O yüzden normalde çünkü her ne kadar bir kısım imamların fiziki güç kullanaraktan devlet başkanlığını ele geçirmek caiz dese de Bakın bu fetva da vardır. Bu fetva yoktur değil. İştahat etmişler. Fetva vermişler. İşte zalim bir devlet başkanı var. Değiştiremiyorsun. O zaman ümmet kıyama kalkıp o zalim devlet başkanını, kafir devlet başkanını değiştirdi kılıç soruyla. Yani onu katletti. Yeni bir devlet başkanı komutan yeni bir devlet başkanı oldu. Eğer bunun fetvası olmazsa o zaman hiçbirisi de makul, makbul, sahih bir devlet başkanı olmaz. Ama bu kime karşı kullanılır? Zalime karşı, kafire karşı. Kurtuluş Savaşı gibi. Bakın Kurtuluş Savaşı gibi. Ülke işgal edilmiş. Kim tarafından? Gavurlar, kafirler tarafından. İlk başlangıç ne? Denizli İmamı. Cuma'yı kıldırmıyor. Müftü. Yunan İzmir iniyor. Siz Cuma mı kılacaksınız burada diyor. Çıkın gidin camiden. Yürüyün diyor. Size Cuma farzı değil bu saatten sonra diyor. Örnek. Sütçü imam gibi. Günün İngiliz soytarısı olmayan, İngiliz bozması, Avrupa yosması olmayan alimlerin, ulemanın, şehlerin, dervişlerin kıyama kalkması gibi Anadolu'da. Ama İngiliz bozması olanlar Kraliçenin kurduğu dergahlar, Kraliçenin beslediği medreseler, Kraliçenin beslediği sütü bozuk, kanı bozuk adına ne derseniz deyin onlar Anadolu kıyamına destek vermiyorlar. Bu bir gerçek mi? Evet. Hatta İngilizlerde o zaman küçük küçük uçaklar var. İngiliz'in o küçük 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 uçaklarla Osmanlıca bildiriler dağıtılıyor. Kıyama kalkmayın diye. Fetvalar dağıtılıyor. Kıyama kalkmayın diye. Uçaktan atılıyor. Osmanlıca, mecmua gibi, gazete gibi, bildiri gibi, fetva gibi. Bunlar İngiliz bozması. Avrupa yosması bunlar. Dergahı, tekkesi, şeyhi, partisi, purtisi ne varsa. Bunlar bu ülkede hala da yok zannetmeyin. Bu ülkede hala da İngiliz bozması, Avrupa yosması, siyaye kanı bozu, sütü bozundan kol kola dolaşan Dergahlar, tekkeler, şeyhler, alimler, ulemalar, partiler, pürtüler, dernekler, vakıflar var mı? Var. Avrupa'dan beslenen, CIA'dan beslenen, Mossad'dan beslenen, İngiltere'den beslenen, beslenen, oradan para alan, oradan para devşiren, oradan yardım devşiren... Dergahlar, şeyhler, tekkeler, tasavvuf toplulukları adı üstünde. Evet. Dernekler, sivil toplum örgütleri gibi Mossad'ın, CIA'nın cirit attığı topluluklar var mı? Var. Hala da var. Hala da var bunlar. O zaman içinde Kurtuluş Savaşı'nda da var bunlar. Bunlar yok değil. Osmanlı zamanında da var bunlar. Osmanlı'yı içerden çürüten, Osmanlı'yı içerden yıkan, Osmanlı'nın altını oyan bunlar. Bunların her birisi İngiliz bozması. Bunların her birisi Avrupa'yı osması bunlar. Bunlar yok olmuyorlar. Bunlar yok olmuyorlar. Bunlar devam ettiriyorlar işlerini. Bunlar gizli örgüt gibi. O gün için bu mason örgütler var mı? Var. Bakın Türkiye'de konuşulmayan örgütlerden birisidir. Mason örgütlenmesi. Türkiye'de konuşulmayan, konuşulması cis olan, konuşanın başına değişik işler gelen, konuşanın susturulduğu, Karşı, tık, karşı çıkanın değişik olayların başına çorap örüldü örgüttür, mason örgütleri. Bunları konuşamaz hiç kimse. Bu mason örgütlerinde kimler üyedir, kimler başkandır, kimler normalde 33 dereceli masondur, kimler Türkiye'deki bunlarda masonların en büyük azamıdır, kimdir? Bunlar konuşulmaz Türkiye'de. Bu masonların bir kolu deist midir? Bu deistlerin baş deisti kimdir? Baş deist kimdir Türkiye'de? Hangi ölen gazeteci baş deisti de baş deistliği şimdi kime bıraktı? Hangi ölen gazeteci baş değisti? Deistlerin başıydı da. Şimdi başı kim? Kime devretti? Bunlar konuşulmaz. Devletin içerisinde Şia'nın, batinilin Fatıma kolundan olanlar konuşulmaz. Sünnilerin içerisinde Sünnilerin içerisinde Batiniler konuşulmaz. Hangi dergah batinidir gerçekte ama batinilini saklar, konuşulmaz. Hangi Nakşibendi dergahları, tekkeleri? Şeyhinin şeyhinin şeyhi İngiliz ajanıdır. Konuşulmaz. Konuşulmaz. Türkiye'deki hangi Nakşibendi dergahları ve tarikatları İngiliz Mos İngiliz'in M16'sının emrindedir. Konuşulmaz. Türkiye'de hangi İslami görüntüde kurum ve kuruluşlar Mossad'ın emrindedir? Konuşulmaz. Devlet biliyordur muhakkak. Biliyordur. Bakın İslam Sünni kısmı, eğer devlet idarecileri, başkanları gavur isek, kafir ise, zalim ise ona mücadeleyi, ona baş kaldırı, onu kıyamı vacip görür. Bir ya kıyam edersin, iki ona müdana edersin. Böyle hani aman beslersin ondan. Günah kebar işlemiş olursun ya da hicret edersin edersinler. Üçünden biri, İmam-ı Şafi der ki, orada tek Müslüman kalıncaya kadar cihad etmek farzayındır der. Bakın, İmam-ı Şafi'nin fetvasıdır bu. Bir de derler ki işte, Sünniler zalimlere karşı mücadele etmedi. Yok canım kardeşim benim, <laughs> yok canım kardeşim benim, öyle değil. O yüzden normalde mesela Muaviye'nin devlet başkanlığını devlet başkanlığını Sünniler onun devlet başkanlığını iştahat adası olarak görürler. Derler ki doğru iştahat değil. Katılmıyoruz derler iştahada. İmam-ı Azam katılmamış, İmam-ı katılmamış, i̇mam Malik'i katılmamış, İmam-ı Hanbel katılmamış. Dört büyük imamın dördü de Emevilere biat etmemiştir. Dört büyük imamın dördü de, tekrar söylüyorum, imamın, e, Emevilere biat etmemiştir. İmam Yusuf Diyanet bugünkü Diyanet İşleri Başkanını kabul eder. İmam Muhammed İmam Yusuf'u yerden yere vurur. Neden kabul etti diye. Sonra İmam Muhammed'e gelirler. İmam Muhammed der ki ben imamımın peşindeyim. O kabul etmedi. Ben de kabul etmiyorum der. Ben İmam Muhammed'i o yüzden İmam Yusuf'tan daha fazla severim. İmam Muhammed daha cihatçı bir ruha sahiptir. Daha mücadeleci bir ruha sahiptir. Daha keskincededir. Enteresan bir kimliği vardır. Aynı şey Mevsut'u yazan Serasi için de geçerlidir. Serasi de kabul etmez. Serasi de biat etmez. Serasi Mevsut'u nerede yazar biliyor musunuz? Çukur'a hapsedilir. Zamanın Emevi halifesi o Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kabul etmedi diye baskı yapar, baskıya boyun eğmez. Bir çukur açtırır, kocaman bir çukur. Oraya çukura hapseder. Güneşin anında, soğuğun anında. Dikkat edin. O koca imam mevsutu hıfsından talebelerine yazdır. Aşağıdan bağıraraktan. Emevilerle Müslümanlar, Sünniler Dinin gerçekten algılayan, anlayanlar müdana etmemişler, mücadele etmişler onunla. O yüzden bu dördüncü e, maddeyi bu noktada öyle görüyorum. Çünkü normalde e, halife Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makamına oturmuş bir kimsedir o makamda Kur'an ve sünnetin dışında bir şey yapamaz. Yaparsa, diyor ya Ömer saparsa ne yaparsınız? Hutbede söylüyor bunu. Sahabenin birisi kılıcını çekiyor. Bununla seni düzeltmesini biliriz ey emir el müminin diyor. Ömer diyor ki ya Rabbi sana hand ediyorum. Ömer saparsa düzeltecek kardeşleri var diyor. Bu bizim şiarımızdır. Beni Emevi ve Emevilerden sonrakiler hiç ilgilendirmiyor. Ölçüm değil. O yüzden normalde Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin o kimse makamına oturduysa, yani halifelik koltuğuna oturduysa o o halifelik koltuğunu adaletsizlikte, zulümle, intikamla, kinle, nefretle, hukuksuzlukla, aile işlerini ve akrabalarını kayırmacılıkla geçiremez. Orada onun sonu çok kötü olur. Aynı şey, aynı şey bir sufi üstadı için de geçerlidir. Sufi üstadı oturduğu makamı kendi kendi menfaati için kullanıyorsa, oturduğu makamı, aile efradatı ve akrabalarının menfaat için kullanıyorsa, o da aynı sonuna sonlanır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden birisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zahiri olarak devlet başkanlığı makamında oturan bir kimsedir. Öbürküsü de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin manevi makamına oturmuş kimsedir. Her ikisi de zulmederse, haksızlık yaparsa, adaletsizlik yaparsa, her ikisi de fakir fukarayı gözetmekse, hakkı hukuku gözetmezse, Allah onların iki yakalarını bir araya getirmez. Hem dünyalarını hem ahiretlerini helak eder. Onlar devleti <laughs> devleti kendi ailelerine, kendi etraflarına peş keş çekmeyecekler. Bir tarikatın başında oturmuş. O tarikatı aile ve aile efradatlarına peşkeş çekmeyecek. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde e, dört halife dönemi tam Kur'an ve sünnetin en yüksek derecede uygulandığı zaman ondan sonraki dönem sultanlıktır. Geçen haftaki e, derste de bunu sahabelerin sözleriyle de teyit etmiştik. 5. Ehli sünnetin siyasi anlayışı itikadi alanda ilişkilendirdikten sonra genelde sünni kelamın yapıyla özelde sünni tanrı anlayışıyla uyumlu hale getirilmiştir. Böyle bir teşebbüs Eşari kelamcılar tarafından daha kolay gerçekleştirilmiştir. Evet Eşari kelamcılarının böyle bir şeyleri var ama Sünni alanda Sünni anlayışta devlet başkanının meşruiyeti seçimden geçer. Bakın devlet başkanının meşruiyeti Setim, seçimden geçer. Hazreti Bekir Efendimiz seçimle. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri seçimle. Hazreti Osman radıyallahu an hazretleri seçimle. Hazreti Ali radıyallahu an hazretleri seçimle. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu an hazretleri 7 aylık dönemi seçimle. Sonra Muaviye kılıç soruyla, Muaviye'den sonra oğlu Yezid'i atıyor. Bu artık bugünkü dilde okullarda monarşi mi deniliyor buna? Krallık, sultan, monarşi mi oluyor adı? Monarşi, İngilizler gibi değil mi? İngiliz'de ne? Monarşi. Ne? İngiliz demokrasiymiş. O monarşi adam. Yani kraliçe var. Kraliçe seçimle gelmiyor. Kraliçe devletin başı aynı zamanda Anglikan Kilisesi'nin de başı. Bunu konuşamaz bile hiç kimse. İngiliz kraliçesi hem devletin başıdır hem de Anglikan kilisesinin başıdır. Yani Anglikan kilisesi ona bağlıdır. Ve kilisenin baş papazını o atar. İsterse bir papazı aforoz eder. Ama sizin halifeniz yoktur. Bence millet meclisi. O ayrı mesele. Evet. O yüzden sünni anlayışta devlet başkanı seçimle gelir. Sünni anlayış olarak neyi kabul ediyorum? Ben normalde dört halife dönemini kabul ediyorum. O yüzden mesela Farabi de İlimleri tasnif ederken kendince, Farabi'nin meşhurdur bu ilim tasnifi, kelamı siyaset felsefesi içerisinde sayar. Kelamı. Ve bunun temel nedeni, temel nedeni de şöyle açıklar. Kelam ekolleri arasında İslam inanç ilkeleri açısından devlet başkanının meselesinin tartışılmasıdır. Çünkü bütün mezhepler bu noktada devlet başkanlığını hep tartışa gelmişlerdir. Çünkü sebep, sebep. Bir, daha iyi, daha olgunu, daha kemali yakalamak. İki, bir Şia mezhebi var. Şia mezhebinin karşısında kendisini yenileme. O yüzden bu ee, genelde hep kelam ekolleri içerisinde çok tartışılır bu devlet siyaset ve devlet başkanlığıyla alakalı ve o zaman normalde sünni anlayışta yani maturidi anlayışında İmam Azam diyeceğim ama İmam Maturidi İmam Azam'dan sonra fakat onu daha teknik hale getirmiş bu tip mevzuları o yüzden İmam Maturidi öne çıkar bu mevzularda kelamla, hakaitle alakalı meselelerde İyi ki İmam Maturidi yetişmiş. Gerçekten. Yani İmam Maturidi'yi tanımıyoruz biz. İmam Maturidi okumuyoruz. İmam Maturidi herhalde Türk olduğundan mı artık böyle bizim ülkede okunmuyor? Yani bir Mısır alimi kadar bilinmiyor İmam Maturidi. Acı bir şey. Yani son dönem örneğin işte <laughs> Seyit Kutub'un tanındığı kadar İmam Maturidi tanınmıyor. Hasan Benna'nın okunduğu kadar İmam Maturidi okunmuyor. Eğer İmam Maturidi okunmuş olsa zaten hiç kimse Seyit Kutub'u ve Hasan Benna'nın veya Ramazan Buti'nin veya Mevdudi'nin Veyahut da işte şeyde ya Amerika'daydı. Ne o? Şiaydı kendisi. Meşhur ya Türkiye'deki Ali Şerati okumaz hiç kimse. İmam Maturidi'yi okuyana bunların hepsi de Fasafiso gelir. İmam Maturidi temelini alan bir kimse hiçbirisinin de görüş ve düşüncelerini kayla almaz. Mesela Mevdudi'den işte az önce saydığım kimseler yani bir kimse örneğin işte iman ettim dese, imandan dışarı çıktım dese onun küfür ehli olup onları katleder. Mürtet oldunuz diye. İmam Maturidi'ye göre katledilmez. Mesela İmam Maturidi bir kimse büyük günah kaba işlese, bu büyük günah kaba dese küfre düşmüş olarak kabul etmez. Ama bu saydığım ekol küfür olarak algılar onu. Örnek. Bir kimse İmam Maturidi'ye göre ibadet etmemiş olsa, İmam Maturidi'ye göre söylüyorum bunu. Bir kimse ibadet etmedi, namazı terk etti. İmam Maturidi'ye göre siz onu zorla namaz kıldıramazsınız. Ama Vahabi'ye göre sorunuz. Şia'ya göre pardon özür dilerim. Vahabi selef, Selefi Vahabi'ye göre onu zorla namaz kıldırılır. Örnek. O yüzden İmam-ı Maturidi'ye ihtiyacımız var aslında. İmam Maturidi'nin fetvalarına, İmam Maturidi'nin bu noktada hem kelamına hem akaidine ihtiyacımız var. Eğer İslam dünyası kendi ay içerisinde ortak yaşamı, ortak yaşamayı istiyorsa, dizayn etmek istiyorsa İmam Maturidi ekolüne geçmek zorunda herkesin. Ve üniversitelerin hepsi de bence İmam-ı Maturidi limelime edip inceleme ve araştırma komisyonları kurup İmam Maturidi'nin bu noktada fikir, düşünce, fetvalarını, iştahatlarını yayınlamaları lazım. Gerçekten. Ve dünya barışına hizmet edeceğini inanıyorum İmam Maturidi'nin bu noktada fetvalarının ve anlayışının. Ve hepinize de tavsiye ediyorum. İmam Maturidi'yi okuyun. Hepinize de tavsiye ediyorum. Etrafa bakış açınız değişecektir. Müslümanlara, insanlara, dünyaya bakış açınız değişecek. Çok önemli tespitleri var, çok önemli fetvaları var, çok önemli. Bakış açınızı, dine bakış açınızı, insanlara bakış açınızı sıfırdan yeniden dizayn edecek sizi inşallah. Okumaya gayret edin. Altıncı madde. Devletin hak ve adaletin gerçekleşmesinde toplumsal düzenin sağlanmasında bir araç olarak görüleceği yerde devletin ve devlet başkanının kutsallaştırılması suretiyle Müslüman toplumun siyasi iradesi ve seçimi hiçe sayılmıştır. Bu da İslam siyaset anlayışının hukuki temeller üzerine kurulmasını engellemiştir. Bakın bu tespitleri reddetmek mümkün değil. Evet doğru mu? Evet doğru. Evet doğru. Yaşanmış mı bunlar bu süreç içerisinde? Evet. Ama bunlar, bu tespitler Hülafi Raşidinden sonra olan Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar zamanında olan hadiseler. Ve devlet bu noktada aslında Hak ve adaletin gerçekleşmesinde toplan, toplumsal düzenin sağlanmasının bir araç olması gerekirken amaçlaşmış kutsallaşmış devlet başkanı da kutsallaşmış. Bu doğru. Yani devlet başkanı hesap vermez, yanlış yapmaz hale gelmiş. Devlet de hesap vermez, yanlış yapmaz hale getirilmiş. Oysa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin davranışı öyle değil. Neden? Mesela Mekke'nin fethiyle alakalı olan hadiseler örnek az önce okudum. Tabi devlet deyince Aristo'ya göre devlet neymiş? Haydi buradan Yunan felsefesine gidelim. Aristo'ya göre devlet. Kendi kendisine yetmek iddiasında olan ve yaşayabilmesi için ihtiyacı bulunan her şeyi genellikle kendisi sağlayabilen bir vatandaşlar topluluğudur devlet. Hristiyan filozof Saint Augustine. Meşhur ya bu da. Devletin ilk günah neticesinde cennetten kovulan insanların yeryüzü, yeryüzünde teşkilatlanmak zorunluluğu duymaları üzerine ortaya çıkan bir olgu der Augustine. Bunun papaz olduğu da söyleyenler var. Evet, İslam'da devlet tanımı ne? Hani devlet, hak ve adaletin gerçekleşmesinde bir araçtı ya, İslam devlet tanımlaması nasıl? Evet, İslam'ın devlet tanımı. Konu başlığı da böyle yapabiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiçbir zaman devleti bir gaye olarak görmemiştir. Benim edindiğim izlenim bu. O gaye varmak için, o bir amaca ulaşmak için devleti bir vasıta yapmıştır. Amaç nedir? Amaç ilahi kelimetullah'tır. Devlet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde ilahi ketu, kelimatullahın tecelli etmesi için amaca bu tecelliyata giderken devlet sadece bir araçtır. Bir aygıttır. Başka bir şey değildir. O yüzden normalde insanlara Kur'an ve sünnetin tebliğ edilmesi İnsanların orada İslam'ı yaşamalarını kolaylaştıracak, güzelleştirecek, önündeki engelleri kaldıracak, hakkı, adaleti, hukuku tesis edecek, hakkı, adaleti tesis edecek, insanların aklını, namusunu, şerefetini, malını, mülkünü, özgürlüğünü koruyacak, her türlü özgürlüğünü koruyacak bir aygıttır devlet. İslami tanımlamaya göre. Çünkü İslam bugünkü emperyalist sömürgeci devletlerin anlayışında olması mümkün değildir. O petrolü elde etmek için, o parayı elde etmek için, o zenginliği elde etmek için kurulmuş bir aygıt değildir İslam devleti. İslam devlet anlayışı insanları mutlu etmek, insanları bu noktada mesut etmek, insanların barış içerisinde yaşaması ve ilahi bir dairede hayatlarını sürdürmesi için bir araçtır. Böyle olduğu müddetçe bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle değilse o zaman işte o zaman o İslam devleti olmamış oluyor. Ve benim nazarımda bugün dünya üzerinde olmadığı gibi. Ben hep derim, dünya üzerinde bir İslam devleti şu an için yok. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Yedinci e, maddeden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi iyi, doğruyu, güzeli konuşanlardan eylesin. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Sorulara bakacak zaman kalmadı. On buçuk çünkü. Geç kalınıyor. Hakkınızı helal edin. Geç kaldık çünkü. Kusura bakmayın. <laughs>